Günaydın, günaydın, günaydın. Günün hangi saati beni seyrediyorsunuz bilmiyorum ama New York videoma hoş geldiniz. Şu anda öğleden önce erken saatler. Sanki böyle evimden çıktım, arkadaşlarımla buluşup bir kahve içeceğim. Amerikan romantik komedi filmlerinin tanıdık gelen bir mahallesi, bir evinin önünden geçmiş gibiyim. Bu evler aslında brownstone evler diye geçiyor. New York'un simgesel evlerindendir. Ondan video içinde bahsedeceğiz. Peki biz neden New York'tayız? Çünkü Xiaomi 13T Pro'nun Leica objektifli fotoğraf performansını deneyimlemek için New York'a geldik. Peki neden New York? Bu benim seçkim çünkü New York neredeyse dünyanın en ikonik şehirlerinin başında geliyor. 24 saat yaşıyor, capcanlı, hiç uyumuyor ve o kadar çok fotoğraf veriyor ki hangisine yetişeceğiz ben de bilmiyorum. Hadi bakalım enerjiyi gitgide arttıracağız New York sokakları. Yağmur sonrası New York sokakları, hele de hafta sonu olunca inanılmaz kalabalık. Ama olsun, sizi daha da kalabalık bir şeyin içine sokayım istedim. Tabii ki kendimi de. Çok da turistik bir yere getirdim. Turistik diyorum ama aslında burada hayat bambaşka akıyor. Yani şehrin merkezinde ulaşım için çok önemli bir nokta. Hem de 100 yılı aşkın zamandır ama aynı zamanda benim gibi turistler için de cazibe noktası. Merkezdeki bir tren istasyonuna getirdim sizi. Kendisi oldukça heyecan verici ve etkileyici çünkü ben eski binaları çok seviyorum. Belki de bu gökdelenlerin ve modern gökdelenlerin arasında işte 100 yılı aşkın zamandır ayakta duran bu tarihi bina o yüzden biraz da romantik ve çekici. Ana giriş kapısının üzerinde bir saat var ve saatin etrafında Merkür, Herkül ve Minerva'nın heykelleri bulunuyormuş. Ama içeri girelim, içeride de oldukça ikonik bir saat var. Yüksek tavanlı ve geniş bir alan, koca bir meydan karşılıyor ve o ikonik saat altında danışma noktası var ve tepesinde dört cepheli saat yıllardır insanların sevdikleriyle, arkadaşlarıyla randevulaştığı, buluştuğu bir nokta. Böyle bakınca çok romantik geliyor kulağa, evet, ama ben o romantik tarafını sevdim. Aslında gün boyu burada belki de işine yetişen insanlar durmadan koşturuyorlar. Bir alanda hiç sütun görmüyorsunuz. Oldukça yüksek bir tavan ve süslemelere şöyle bir bakın istiyorum. Gerçekten o pencereler, süslemeler çok güzel gözüküyor. Ziyaret ettiği bu bina gerçekten bir yerden bir yere gidiş değil, kendisi başlı başına bir varış noktası diyebiliriz. Çünkü insanlar buraya gelmek için yola çıkıyorlar. Aynı benim de yaptığım gibi. Bu merkezdeki terminal binası 110 yaşında. Yani yıllardır insanlar için aslında bir cazibe merkezi olmasının sebebi kentsel yaşam alanı olarak kurgulanması. Ne demek istiyorum? Sadece trenler yok. Sadece buluşmalar için, bir yerden bir yere gitmek için, kavuşmalar için kullanılmıyor. Burada aynı zamanda yaşam akıyor. Restoranlar, barlar, kafeler, günlük atıştırmalık hafif alacağınız yemekler, aynı zamanda alışveriş mağazaları, geçmişten bugüne tenis kortlarından tutun da sergi alanlarına daha pek çok şey bu binanın içinde kurgulanmış. Gerçekten bir yaşam alanı burası. Bina oldukça yaşlı, evet, ama yıllar içinde başından birçok şey geçmiş. Çok havalı dönemleri olmuş, çok gözden düştüğü, oldukça bakımsız olduğunda yıkılmak istendiği dönemler de olmuş ama öyle New York'ta canınız istedikçe, kafanıza estikçe bu binayı yerinden kaldıralım, buraya şöyle güzel bir gökdelen dikelim diyemiyorsunuz. Çünkü hemen komisyonlar kuruluyor, mahkemeler var, adalet sistemi derken kente katkı sağladığı düşünülen geçmişi olan binalar koruma altında tutuluyor. Aynı bu binada da olduğu gibi.
noktasının alt katındayım. Burada yine trenlere gidiş noktaları var ama aynı zamanda işte böyle pastanesi, kahvesi, ne bileyim güzel bir burger falan yemek istersiniz. Bunlar alt katta, böylece tuvaletler bu alanda. Aslında New York'ta. Bu bir sıkıntı mı yoksa New York'u anlatan çok karakteristik bir durum mu diye aslında düşünülebilirdi. İnsansız fotoğraf çekmek neredeyse imkansız. Aslında tüm o yaşayan, akan enerjinin içinde kalabalıkta ve insanlarla New York bütünleşiyor da diyebiliriz belki de. Biraz nefes alalım. Akciğerlerimiz bayram etsin. Çok güzel. Ben bugün ağzımı toplayamam. Şöyle giriyorum parka. Bir kere güneşi görmüşüm. Yeşili görmüşüm. Havada o kadar güzel bir koku var ki. Şehrin o işte trafiğinden ve bütün o bina yığınından uzaklaşıp tam da şehrin ortasında aslında New York'un akciğeri, böyle bir vahanın içine giriyoruz. Çok büyük bir alan burası. O yüzden hepsini şöyle dolaşmak, yaşamak ne mümkün. Bütün gününüzü geçirseniz her bir köşesine dolaşmak ve dokunmak bence yine de mümkün değil. Biz şöyle orta bir yerinden daldık. Çok büyük bir arazinin içindeyiz. 843 dönüm. Ya fıstık getirseydik, sincap beslemeyi deneyecektim ben. Tabii burada çeşit çeşit ağaç var, bitki var. Bir sürü atraksiyon var, bahsedeceğiz. Yaban hayatı var. Bunlar içinde insana en çok yaklaşabilenler de sincaplar. Bazen fındığa, fıstığa geliyorlarmış. Acaba gelir mi? Çok da ürkekler. Gelir mi acaba? Biraz gelsin ya. Ay kuyruğa bak. Pompon kuyruklu, çok güzel bir şey bu. Beden dillerini seyretmek çok zevkli. Sincap gözlemciliği için özel bir rota olduğunu sanmıyorum ama resmi web sitesine girip baktığımda kuş gözlemcileri için, koşucular için, piknik yapmayı sevenler için belli rotalar oluşturulmuş ve onunla ilgili hani ben bu koca alanın içinde nerede neyi nasıl yaparım merak edenlere haritalar konumlanmış. Bunlar hep web sitesinin içinde var. Yazın belli zamanlarda festival ya da konser gibi etkinlikler de olabiliyor. Ben hatta burada bir konsere gelmiştim daha önce. Bu koca alan nasıl bu kadar pırıl pırıl diye düşünmeden edemiyorsunuz yürürken. Şöyle ki 300 kadar insan bu parkın çimenini, ağacını, çiçeğini, böceğinin bakımıyla ilgileniyormuş. Temizlikle ilgileniyormuş, ziyaretçi hizmetleriyle ilgileniyormuş. Yani bunlar nasıl yapılıyor peki? Bu paranın kaynağı ne? Bu paranın kaynağı bağışlarmış. Bugün hala bağışlar var. Tabii ki kendi gelir modelini de yaratmıştır diye düşünüyorum işte bu. Diğer bir sürü etkinliği düşünürsek, mekanları düşünürsek o da bir başka gelir modeli olmalı diye düşünüyorum. Dünyadaki en ünlü park da diyebiliriz herhalde Central Park için. Çünkü şehir planlaması yapılırken 1800'lerin içinde düşünün, böyle bir kareli defter gibi şehri planlamışlar. Enine boyuna kutu kutu gidiyor bütün bu yollar ve bunun tam da ortasında o zamanki aslında biraz yurttaşlık bilinci olan ve bu konuda bağışçı olan insanlar bu araziyi satın alıyorlar. 5 milyon dolar gibi bir bütçeyle yola çıkılıyor. Tamamlandığında 14 milyon dolar harcanıyor. Ama temelde şunu biliyoruz ki burada yürüyüş yolları, tiyatro, hayvanat bahçesi, ne bileyim koşu parkuru, çocuk parkları, tenis kortları, bir gölet var, kürek çekebiliyorsunuz, kafeler vesaire derken devasa bir alanda her mevsimde yapacak bir şey var. Kışın buz pateni de dahil olmak üzere. Ben belli birkaç tane fotoğraf noktasını yakalamak istiyorum. Çünkü aslında New York'un fotoğraf karelerini yakalayacağımız noktaları tespit etmek istiyorum. Central Park'ın içinde de aşağı yukarı bir 10-15 tane nokta vardı. Hepsini bugüne sığdırabilir miyim bilmiyorum ama birkaç tanesini sizin için yakalayacağım. Müzik
arada şunu hep merak ediyorum gerçekten, daha doğrusu takdir de ediyorum yani merak etmek üzere. Düşünün, her bir santimetre karesi çok kıymetli, çok pahalı olan bir şehirde her gün gayrimenkul fiyatları artarken buradaki hiçbir parça topraktan şöyle biraz tırtıklayalım, şurada bir gökdelen dikelim demiyor kimse. 1800'lerden beri bu böyle. Gel gel. Şöyle kayaya çıkıp yukarıdan baktım bir yola nasıl gözüküyor diye etrafa. Parkın içindeki ilk fotoğraf noktası hedefim Shakespeare Garden'dı. O yüzden bakalım nasıl bir bahçe bizi karşılayacak. Beğenirsek bir fotoğraf çekeceğiz. Sanki beğeniriz gibi. Shakespeare romantizmi, Shakespeare Garden daha da romantizmi çağrıştırmıyor mu kulağınıza? Bana öyle geliyor yani. Park büyük ama içinde dolaşırken kendi yanınıza bir şey getirmediyseniz bile zaman geçirirken susadığınızda, acıktığınızda ve her türlü ihtiyacınızda parkın çeşitli noktalarında buna bir cevap bulabiliyorsunuz. Ve Belvedere Kalesi'ne de geldik. Tabii bu ikisi yan yana. Daha önce ben bu kaleye gelip çıkmıştım. Oradan böyle bir manzaraya bakabiliyoruz. Burada balık tutan var aşağıda. Balık mı var yani şimdi burada? Nasıl yani? Belvedere Kalesi'nin hikayesi ne diye merak ettiğimde şöyle duvarın üstünde yazıyor aslında. 1872 yılında inşa edilmiş. Bugüne kadar gelmiş tabii ki farklı dönemlerdeki restorasyonlar. Kale derken aklınıza böyle savaş, kale falan gelmesin. Aslında bir açık hava gözlem kulesi olarak yapılmış. Belvedere güzel manzara demekmiş İtalyanca. Buraya geldiğinizde parkın güzel manzarasını güzel bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Bugün hala bunu yapıyorsunuz ama 1919-1960 yılları arasında meteoroloji istasyonu olarak da görevini görmüş. Şimdi turistik bir nokta, insanlar geliyor, hala manzarayı gözetliyorlar. Şöyle bir bakıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Benim de yaptığım gibi yola devam ediyorlar. Shakespeare Garden'ın içine girdim. Bu arada burada çok güzel bir koku var. Bilmiyorum hangi çiçekten geliyor. Aa, bundan geliyormuş. Arılar çok güzel, böyle küçük, tombul tombul, güdük, tüylü popolu çok güzel arılar. Dikkat dikkat. Şöyle içinde dolaşacağınız küçük bir bahçe alanı var, bir peyzaj düzenlemesi. Şurada bir köprü var, oraya doğru da bir gidip bakalım istiyorum. Bir küçük dinlenme alanı, soluklan, şöyle bahçede otur. Biraz dinlen diyor, hadi oturup dinlenelim. Vallahi güzel oldu böyle. Arkamda gördüğünüz köprü de Central Park'ta ve New York'ta aslında en çok fotoğraf çekilen noktalardan biri. Hemen şurada görüyorsunuz, gölette kayığa binenler çok da tatlı görünüyorlar. Köprünün üstüne çıkıp bakacağız ve bir fotoğraf çekeceğiz tabii ki. Central Park'ın böyle ortalarındayım ben dedim ya, sağ tarafında, sol tarafında ya da güneyinde benim gibi müze gezmeye meraklıysanız farklı içeriklerde müzeler var. Bunlardan birkaçını söyleyeceğim. Bir tanesi Doğa Tarihi Müzesi. Müzede Bir Gece miydi? Adam Sandler'ın bir filmi vardı, onun içinde çekilmiştir. Ondan sonra daha doğu tarafta ise Guggenheim var. Biraz çağdaş sanata meraklıysanız yine Met var, oldukça önemli bir koleksiyona sahip, oldukça büyük bir sanat müzesidir. Yine böyle 5. caddeye doğru güneye inerseniz de Modern Sanatlar Müzesi var, MoMA. Ben kendi zamanımın içinde yine birkaçına uğrayacağım. Daha önce gezdim ama kısa zamanlarda bütün o müzeleri gezmek mümkün olmadığı için hep böyle hızlı hızlı bir kısmına bakıp çıkıyorum, hızlı hızlı bir kısmına. Bu gezide de bakacağım ama yine müze gezdirdin bizi abla diye ağlamayın diye size müze göstermeyeceğim ama meraklısına söylüyorum. Çok güzel, gerçekten yani ağzınızın suyunu akıtacak müzeler var burada.
parkın içinde benim sizi götürmek istediğim bir yer vardı. İçinden geçerken bakın kalabalıktan göreceksiniz. Burada Strawberry Field noktası var. Burası bir aslında John Lennon'u anma noktası gibi. John Lennon 72. caddede New York'ta yaşarken burada bir apartmanda yaşamış. Bu Imagine yazan noktaya gelip insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Beatles'ın Strawberry Field Forever şarkısına bir göndermeyle bu noktaya bu isim verilmiş. Buraya sokak müzisyenleri geliyor. Genelde Beatles şarkıları çalıyor. Bu arada John Lennon'ı bilmeyenler için var mıdır ya bilmeyen? Varsa da en azından şöyle söyleyeyim. Hani çok ünlü bir grup olan Beatles'ın çok ünlü olan bir üyesi. Dört üyeden bir tanesiydi John Lennon. Savaş karşıtıydı. Bir aktivist aynı zamanda. Önemli bir kimliktir dünya için. Ya bu da New York'un hiç değişmeyen ortam sesi diyebiliriz. Tuhaf bir şekilde kulaklarınız buna alışıyor. Yemin ediyorum bütün gün şu mont elime yapıştı. Sabah serin, akşam serin, gündüz sıcak. Güneş çıktı ama artık siz de kusura bakmayın buna yapıştım. Şimdi ben size parkta bir başka ikonik noktaya getirdim. Şurada insanlar geliyor, buluşuyor, fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyor. Aşağıdaki çeşmeyi, arkada kürek çekenleri ve bu merdivenleri, bu meydanı bir görün. Terastan aşağı bakmak yetmiyor. Hemen böyle aşağı indim. Bu suların şırıltısıyla, bu arkadaki çeşme, suların meleğiyle birlikte burada bir poz vermeyelim mi? Verelim, sonra yola devam edelim. Evet, Central Park'la vedalaşma vakti geldi. Bütün günü, hatta birkaç günü buraya ayırsak bitiremeyiz. Ama şunu söylemek istiyorum finalde. Yani içinde biraz dolaştıkça ve bu keyfi yaşadıkça insan şunu düşünmeden edemiyor. Bir zamanlar bataklık ve kayalık olan bir yerin gerçekten tamamen peyzaj çalışması yapılarak ve planlanarak bugüne getirilmiş olması gerçekten muhteşem değil de ne? Değil mi? Ben şimdi böyle 73-74 Upper West Side denen taraftayım. Ara sokaklara girip duruyorum. Çünkü bu arkamda gördüğünüz farklı renk tonlarında olan ama giriş perspektifleri bütünlüğünü kaybetmiş olan evler var. Aradığım fotoğraf tam olarak bu değil ama toplamda bahsedeceğim binalar bunlar. Brown Houses deniyor bunlara. Bunlar kireç taşından yapılmış. 19. yüzyılın ikinci yarısında New York'ta oldukça popülerleşmiş. O zaman popüler olmanın nedeni kolay ulaşılan ve ucuz bir inşaat malzemesi olması. Merdivenle yukarı doğru çıkılıyor. Bunun nedeni yoldaki işte at pisliğiydi, yolun kiriydi, pisiydi. Bundan uzaklaşmaya çalışıyorlar evin içine girerken. Genelde böyle 2 ya hatta 3-4 katlı evler olarak düşünebilirsiniz. Fakat zamanla kireç taşına artık ulaşamamış oluyorlar. Portland'da bunun bir kaynağı varmış ve 2012'de kapanmış o taş, artık oradan bulunamıyor. Sonrasında birkaç farklı nokta daha var. Orada da taş bitince ne oluyor? Malzemeye ulaşamadığında bu evlerden yapılamıyor. Zamanın ucuz inşaatı olduğu için kullanılan, popüler olan evler bugün artık yenisi yapılamadığı, o malzemeye ulaşılamadığı için biraz statü göstergesi haline geliyor. Ve New York'ta bunlardan belli yerlerde var. Dediğim gibi ben şimdi Upper West Side'deyim ama Brooklyn tarafında, yine Chelsea'de sokak aralarında. Bu böyle zamanla kullanılırken rengi de değişen, açık pembeden kiremit rengine, kahverengiye giden evler aslında New York'un tipik fotoğraflarından birini veren buraya özgü evleri. Şimdi size New York'taki ulaşımla ilgili önemli birkaç şey söyleyeyim. Genel olarak yürüyorsunuz, hem de çok yürüyorsunuz. Yürümeye çok uygun. Ayrıca yürüdükçe New York'u keşfediyorsunuz. Gerçekten keyifli ve hiç fark etmeden bütün gün yürüyebilirsiniz. Kaç adım attığınıza inanamayacaksınız. Diyorsunuz ki yeter, artık metroya ya da otobüse binmem lazım. Onunla ilgili uyarı şu. Şimdi mesela haritayı açtınız, gideceğiniz yeri yazdınız. Size seçenekler sundu. Otobüslü, aktarmalı, metrolu vesaire. Size en uygun olanı seçtiniz ve metroya bineceksiniz. Diyor ki mesela 50. cadde istasyonuna git. Ama burada önemli olan şu, gideceğiniz yön aşağıda mı, yukarıda mı? İşte o noktada işler değişiyor. Eğer siz Downtown Brooklyn yazıyor bakın, Uptown Queens. Siz hangisinde bineceğinizi doğru tespit edemezseniz buraya gidecekken kendinizi burada bulabilirsiniz. O yüzden bu detaylara mutlaka dikkat edin. Hayır, ben birkaç kere vakti zamanında yaptım. Hatta bu gezide bile yaptım. Yanlış gidiyordum ki
bir Latin abla sağ olsun konuşmamızı duydu aramızda. Algıları açıkmış, hemen döndü, dedi ki hayır dedi, karşıya geçip oradan bineceksin. Aa dedik, bak buna dikkat etmemiz gerekiyordu, atladık, siz atlamayın, tamam mı? Kazan biz kepçe yürü gerçekten çok yorulduk ve dedik ki böyle keyifli bir yerde gidip oturalım biraz bir şeyler içelim. Ama aklımda gidecek yerler listesinde bir tanesi vardı ki gerçekten çok merak ediyordum. O da Ear In, şu an oturduğum bar. Burası New York'un ilk ve en eski barı olarak geçiyor. Hani farklı bir bilgi varsa daha eskisini bilen paylaşsın. Bu 1817'den günümüze gelen bir bar. Bu alt kat yeme içme için o yıllardan bu yıllara kadar gelmiş. Ama üst katında farklı işlevler için kullanılmış. Bazen genel ev olmuş, bazen doktor muayenehanesi, bazense kaçakları saklamışlar. İlginç olan şu ki eski yıllarda, çok eski yıllarda, ilk zamanlarında kapının 1,5 metre önünde Hudson Nehri buradan geçiyormuş. Önünde babalar var zaten. Denizciler gelip buraya aslında teknelerini bağlıyorlarmış. Bir denizci barıymış diyebiliriz. Bina için tarihi James Brown binası deniyor. James Brown deyince aklınıza müzisyen, Amerikalı müzisyen James Brown gelmesin. Aslında çok daha eski yıllarda George Washington'ın yardımcısı James Brown'a verilmiş olan bir binaymış burası. Zaman içinde kapalı olduğu dönemler olmuş, el değiştirmiş. 1970'ten beri de bina aynı kişilere ait. Şimdi şöyle bir bakıyorum etrafıma aslında. Arka tarafta banklar var. İçerisi oldukça eski, köhne görünüyor ama inanılmaz bir samimiyet var. Çok fazla görüntü alamıyoruz doğal olarak müşterileri rahatsız etmemek adına. Barmen de çok hoş karşılamadı çekimi ama ben gördüğüm kadarıyla burayı size tavsiye edebilirim. Ruhu, enerjisi farklı, hikayesi olan bir mekan arıyorsanız New York'a yolu düşecekler için burayı tavsiye edebilirim. Benim hoşuma gitti. Ya da önce de olabilir. Arkamda gördüğünüz Chelsea Market biraz böyle alışveriş merkezi, yeme içme noktası, bu tür yerleri gezmeyi seviyorsanız, özellikle de hava karanlıksa, yağmurluysa falan, kapalı alan çok da işe yarıyor. Bence gelip burayı da görün derim. Burası hatırladığım kadarıyla eski Oreo fabrikasıydı. Oradan dönüşmüş bir yer. Tata içeride bulabileceklerimizi şöylece bir yapıştırıvermişler cama. Sakin saatler. Hafta sonu çok kalabalık, onu söyleyeyim. Hafta içi ve öğleden önce. Bak, 1898-1958 yılları arası. National Biscuit Company. Şimdi biz burada neler buluyormuşuz? Ah, aslında bunu merak ediyordum ben ya, taco. Fakat benim bir sorunum var ki ben kişniş yiyemiyorum. Bunların içinde de değişmeyen 4 tane şey var. Bunlardan biri kişniş maalesef. Eski reklamlar falan var. Oreo'nun reklamları, afişleri, dergiler. Yani aslında bir sürü marka var ama Oreo'yu ben sevdiğim için aklımda o kalmış. Bak, havalı çıktım. Şimdi içinde bulunduğumuz bina eski bir fabrika binası olunca doku insanın hoşuna gidiyor ve o dokuları kullanarak fotoğraf çekmeyi ben de genelde sevdiğim için o yüzden hemen duvara yapıştım. Amerika'nın en tipik karakteristik özelliği bence her yerin acayip soğuk, buz gibi klimayla dondurulması. Yani mutlaka üzerinize giyecek bir şey olması lazım. Kapalı mekanlara, hele böyle market alanlarına falan girince yandınız. Evet, bir çikolatacı, çiçekçi. Fiyatlara bakacağım, bir merak ettim, gel. Aman çok güzel şeyler var. Fiyatlara bak, 2.40, 1.5, 1.5, 1.5 gidiyor. Kahveni al, içeceğini al. Böyle epeyini kemire kemire dolaşırsın. The best in New York City. New York City'nin en iyisi olduklarını iddia ediyorlar. Hiç metroya gerek yok. Bütün New York'u yürüyerek, koşarak dolaşırsın. Öyle bir enerji bombası bence bu. İnanılmaz güzel şeyler var. Tatlılı, tuzlulu. Fakat dedim ki ben daha sabahın ilk saatleri, erken de kahvaltı etmiyorum normalde. O kadar hamuru yersem öyle kalırım ben. Bütün enerjim gider. Kendimi bir anda silkeledim ve tekrar marketin içine çıktık. Bagelci var. Amerikan kahvaltısı. Aa,
Japon da varmış. Bak bunun içinde de küçük küçük yan yana bir sürü dünya mutfağından farklı şeyler var gibi. Bak şeyde Marrakeş'te tajin yediğimiz kaplar. Bu çömleklerin içinde tavuklu etli ya da sebzeli geleneksel yemeği yani. Hatta turistlerin çoğu bunlardan alıp getiriyor. Ben de elim kadar olan minnoşunu alıp getirmiştim, mavisi. Sonra Zoe kırdı onu. Vay vay vay. Yalnız bu güzelmiş ha, paltonun güzelliğine bak. Bir tane bir dükkan gördük yani. Böyle benim çok hoşuma giden, özellikle Uzak Doğu aksesuarları satan bir yer vardı. Şapkalar, gözlükler, çantalar. Çok ilginç şeyler vardı. Oradan aldığım çok güzel bir şapkam vardı. Onu ne zaman taksam herkes soruyor. Bunu nereden aldın? Bulamazsın ki. Şu an ben bile bulamıyorum. Sevdiniz mi? Böyle yerleri sever misiniz? Ha, bak bak. Bak burası bana uygun. Bir bakmak istiyorum ama sabahın körü. Daha yeni açılıyor. Heyecan bastı şu anda bana. Son 15 dakika. Thai food varmış. Çok severim. Sabah sabah acıkmışım aslında. Hamur yemeyeyim dedim ama Thai food'u görünce böyle bir çık çık oldu gözler. Highline'dan bahsedeyim aslında. Hem kendim de yürüyorum, keşfediyorum. Çünkü aşağı yukarı 2,5 kilometreye yakın bir yürüyüş yolu üzerindeyim. Şimdi görüyorsunuz yeşil bir alan burası. 500'ün üzerinde ağaç ve bitki türüne de ev sahipliği yapan bir yürüyüş alanı. 1910'lar, 20'ler, 30'lar. O yıllardan bugüne gelen bir tren yolu üzerinde yürüyorum ben. Birçok insan da her gün bu yol üzerinde yürüyor. Kimisi evine gidiyor, kimisi işine gidiyor. Sadece gelip burada kitap okuyanlar, caddeyi yolları seyredip orada zaman geçirenler, öğle yemeğini yiyenler, sosyalleşenler. İçinde bulunduğumuz alan bir park alanı diye tanımlanıyor. Eskiden bu tren yolu üzerinde aşağı Manhattan'a gıda taşıyan trenler gider gelirmiş. Aslında Chelsea Market'in transferini de sağlayan trenler mesela. Evet, gıda taşıyor olması önemli bir işlev olmakla birlikte o yıllarda 500'ün üzerinde insan bu tren yolunda maalesef hayatını kaybetmiş. Çünkü çok güvensiz bir alanmış. Hatta atlı insanlar tutmuşlar. Yani ellerinde kırmızı bayraklarıyla bu tren yoluna girişi engellemek için, ama o da ölümleri durdurmamış. Sonrasında işlevini kaybetmeye başlıyor yıllar ilerledikçe. İşlevini kaybettikten sonra da atıl ve çirkin bir tren yolu olarak şehrin ortasında kalıyor ve insanlar bu görüntüden rahatsız oluyor. Hemen ne oluyor? Hope bir vakıf kuruluyor. Bunu korumak ve halka kazandırmak için bir yarışma açılmış. 36 ülkede 720 tane proje yarışmış. Bugün gördüğümüz hale gelmeden önce. Dolayısıyla New York'un simgesel ve turistik noktalarından birine dönüşüyor. Hem New York'lar için hem burayı ziyaret eden turistler için cazibe noktalarından birine dönüşüyor. Ya buradan da bak Hudson River gözüküyor. Enteresan aslında. Aşağıda bir hayat akıyor. Böyle arabalar. Burada da eskiden tren geçiyor. Düşünsene burada bir tren hattı var. Bu park saat 10'da kapanıyormuş bu arada, akşam 10'da. Sigara içilmediği, bisiklete ya da kaykaya binemeyeceğiniz, hayvanınızla dolaşamayacağınız, alkollü içki içemeyeceğiniz gibi kurallar da burada yazıyor. Galiba seyahatlerde en sevdiğim alışveriş şekli bu benim. Müzelerdeki mağazalarda ya da böyle sokak satıcılarında. Bir tanesi 10, 3 tanesi 25. Bunları çerçeveli herhalde hali bu. Evet, çerçevesiz alırsan da 5. Şurada bak güzel. Bunun önünde ben de fotoğraf çektirmek istiyorum. Dondurma mı o? Dondurmacı var. Kahvaltı etmedim, dondurma mı yesem? Artık yemek yiyelim diye. Aslında gitmek istediğim yer farklıydı. Birçok yerde önüme çıkan birkaç tane restoran var. New York'a gidince burada yemek yenir diye. Bunlardan biri Baltazar'dı. Soho'da Michelin rehberine girmiş bir Fransız restoranı.
Aslında hedef oyken sonra bu İtalyan'ı gördük ve bizim çok hoşumuza gitti. Dedi ki neden burada yemeyelim, neden hep aynı önerilerin peşine takılalım. Merak edenler onun da peşine takılabilir ama ben şu ana kadar karşılaştığımla gayet memnunum. Bu da Chelsea'de mahalle arasında bir İtalyan restoranı. Aslında Soho'da, Chelsea'de, Tribeca'da bütün bu aşağı doğru indiğinizde bu semtlerin arasında bence bir dolaşın. Çok keyifli küçük küçük dükkanlara, güzel kafe ve restoranlara rastlayacaksınız. Bence siz kendi seçkinizi yaratın. Çünkü herkesin damak zevki kendine. Hep aynı listeye takılıp kalmaktansa yeni keşifler daha iyi değil mi? Gün batımında Brooklyn tarafına gitmek istiyorum ama öncesinde hemen Brooklyn'e geçmeden önce Çin Mahallesi'ne gitmeye karar verdim. Çünkü dünyadaki en ünlü ve gerçekten Çin Mahallesi bence New York'un Çin Mahallesi. Kendinizi Amerika'da değil de Çin'de hissedebileceğiniz kadar yaşıyor ve yaşatıyorlar gibi ortamı. Şimdi yavaş yavaş yollardaki tabelalar Çince olmaya ve karşılaştığımız insanlar da Çinli olmaya başladı. Demek ki mahalleye yaklaşıyoruz. Aa, çok acayip. Mavi yengeç. Çok garip. Haritadaki Chinatown noktasını yürürken yolda böyle satış gördüm. Yaklaşmak istedim acaba ne satıyorlar diye. Ne beklemiyordum? Yengeç beklemiyordum. Çok gürültü. Kokular hiç beni çekmiyor şu anda. Koku hassasiyeti olan biri olarak yiyeceğim yemeğin kokusu hoşuma gitmediğinde ya da o ortam yemekle ilgili bütün işlem kesilebiliyor. Bu arada tabii ki Amerika'daki Çin mutfağı diyeceğim. Belki biraz senteze dönüşmüş olabilir, emin değilim. Fakat toplamda burası yeme içme konusunda dünyanın turistini de kendine çekiyor. Tabii ki Çin Mahallesi dışında New York'ta Manhattan'da çok güzel Çin restoranları ve iyi Çin yemeği yiyeceğiniz yerler var. Ama sonuçta burası popülerliğini biraz da buna borçlu. '70'lerde buraya ciddi bir nüfus, Çinli nüfus göç ediyor Amerika'ya ve o zamanlar demiryolu inşaatında çalışıyorlar. Fakat gördükleri baskı ve işkence diye tanımlanan dönemde bir mahallede toplanmaya başlıyorlar. O mahallede şu an içinde bulunduğumuz Çin Mahallesi 3 tane caddeden oluşuyor. Ve 1880'lerde ilk kez Chinatown tabirini kullanan New York Times çünkü burada Çinli nüfusun toplanmasının haberini yapıyor ve buraya Chinatown adını veriyor haberin içinde. Dünyada bugün kaç tane var diye merak ettiğimde 19 ülkede 35 tane Chinatown olduğunu gördüm. Belki biz bugün konuşurken şu anda başka bir yerde yeni bir Chinatown kuruluyor olabilir. Benim dünyada gezip gördüğüm şehirler içinde en ilginç geleni aslında Küba'da, Havana'da Chinatown görmekti. Ya her yerde bu sincaplardan var. Küçüklü büyüklü bütün parklarda. Çok da ürkekler. Şimdi birazcık şeyden bahsedelim aslında. 1882 ile 1965 yılları arasında neredeyse nüfus aynı kalıyor. Özellikle 1965 sonrası 2000'lere kadar Vietnam'dan da çok göç alıyor savaş sonrası ve burada sadece Çin restoranları değil Vietnam restoranları da artmaya başlıyor. Aynı zamanda Amerika'da bir başka ünü daha var ki suçun arttığı mahalle olarak biliniyor. Bugün ise turistleri kendine çeken, şu an içinde bulunduğumuz parktaki gibi orijinal hayatı sürdüren Çin'in nüfus dışında gerçekten farklı yerlerden göç edenler de Chinatown'da yaşıyor. Benim gibi turistler de gelip ortam nasıl merak ediyor. Fotoğraf çekebildiyse çekiyor çünkü bazıları rahatsız olabiliyor hem kameradan hem fotoğraftan. Chinatown'dan çok kısa bir yürüyüşle Brooklyn Bridge'e geliniyor. Ama ortam o kadar gürültülü ki ve Sultanahmet gibi kalabalık ve turistik ki. Bilmiyorum gün batımında Brooklyn tarafına geçmeye çalışıyorum.
Yapabilecek miyim? Ne kadar görünecek alacağım? Vandala. Manhattan'daki ortalama yürüme performansında bir yerden bir yere gitmeye göre oldukça kısa. Ne anladınız bilmiyorum ama Brooklyn'e neden geçmek istiyorum? Çünkü gün batımında Brooklyn'den Manhattan'ın o büyük yüksek binalarına vuran ışıkla çok güzel gün batım manzarası oluyor diye o tarafa geçip size de göstermek istiyorum. Tabii aynı zamanda Brooklyn Köprüsü gerçekten de New York için oldukça önemli bir köprü. Çok ilginç bir hikayesi de var. Biraz aslında karanlık, hafif böyle kasvetli ve yani ne bileyim, yani hikayesi biraz dramatik. Yüzlerce insan da aynı şekilde gün batımında Brooklyn'de olmak istiyor. İnanılmaz bir kalabalık. Bu arada hava oldukça sıcak ve nemli. Yürürken yoruyor ve zorluyor. Yapacak bir şey yok. Altta arabalar gidiyor, üstte yayalar gidiyor. Brooklyn Köprüsü iki katlı. Arkada gördüğünüzse Manhattan Köprüsü. Aslında iki köprünün birbirini görüyor olması hangi açıdan bakarsan bak keyifli gözüküyor. Şimdi artık şu uzun köprüyü bir tamamlayalım, size bunun hikayesini anlatayım. Köprüden çıkar çıkmaz başka bir köprü manzarası bizi karşılıyor. Burası aslında yine New York deyince oldukça popüler fotoğrafları veren bir sokak. Sokağı kesen yani yolun ucunda Manhattan Köprüsü'nün bir kesiti var. Fakat böyle bir şey olmuş ki bu yola bir sürü masa sandalyeler falan konmuş. Eskiden bu yol boştu. Ona rağmen fotoğraf çekmek zordu. Şimdi bayağı masa sandalyeli falan bir yer olmuş. Burası Dumbo bölgesi. Artık binalar bitti dibine gele gele. Brooklyn bölgesi bir zamanlar endüstriyel alanmış aslında New York City için diyebiliriz. Bu arada farkındaysanız sürekli New York derken New York City demeye geçtim ben de. Çünkü New York koca bir eyalet. New York City ise 5 farklı bölgenin toplandığı bir başka şehri diyebiliriz. En çok Manhattan'dan bahsedilir turistik olarak. Manhattan'da birçok ikonik nokta vardır ve turistler genelde Manhattan bölgesine de yoğunlaşmıştır. Ama bunun dışında benim şu an geçtiğim Brooklyn var, Bronx var, Queens var, Staten Island var, 5 bölge. Bunların toplamına New York City deniyor. Burada bir Time Out Market var. Yine böyle yeme içme büyük bir market alanı merakınız varsa farklı lezzetleri, seçenekleri bulacağınız bir alan düşünebilirsiniz. Onun terası da yine akşam üzeri gün batımında belki bir şeyler içmek için hoş olabilir. Ben şimdi gün batımını çekmek için sahil boyunca yürüyorum ama vakit kalır da hava iyice kararmazsa buradaki terasa da bakacağım. İşte o da burası. Time Out Market. Aslında hemen arkamda göstereyim. Şimdi dediğim gibi Brooklyn daha önce bir endüstriyel bölge, sanayi bölgesi gibi düşünün. Daha sonra o binalar boşalıyor. Daha ucuz bir yer olduğu için insanlar bu tarafa doğru geliyorlar. Genelde de biliyorsunuz şehrin kıyıda köşede kalmış kısımları, işte yıkık dökükler, eski binalar, terk edilmiş yerler genelde ekonomik olarak zorlanan sanatçıların ilk keşfettiği yerler olur ki Brooklyn'de onlardan biri olmuş anladığım kadarıyla. Ama şimdi öyle mi derseniz tabii ki değil, oldukça popüler. Bu taraftaki hayatı ben daha samimi ve sıcak buluyorum. Diğer tarafı çok nasıl diyeyim, kurgusal geliyor bana. Orada birçok zenginler var, birçok turistler var, birçok hizmet eden kesimde çalışanlar var ama sonra diğer bölgelere oturmak için dağılıyorlar. 1967 yılında New York City'nin simgesel yapısı unvanını almış olan Brooklyn Köprüsü aşağı Manhattan'la Brooklyn'i birbirine bağlıyor. Ne zamandan beri? 140 yıldır. 1883 yılında yapımı tamamlanmış ama tamamlanana kadar çok ilginç hikayeleri var arkasında. Bu çift kemerli iki gotik kule arasındaki çapraz çelik halatlarla askılı olan köprüyü tasarlayan kişi mühendis Roebling. Fakat tasarımının
bitmiş halini ve köprünün kullanılmış halini hiçbir zaman görememiş. İnşası sırasında hastalanıyor, yatalak hale geliyor. Önce eşi Emil ona yardımcı olmaya çalışıyor fakat vefat ediyor. Sonra oğlu işleri devralıyor. Köprünün ayakları yapılırken vurgun yiyor, o da vefat ediyor. Aynı şekilde oğlundan başka işçiler de köprü ayağı yapımında vurgun yiyor ya da farklı şekillerde birçok işçi ölüyor. Dolayısıyla böyle karanlık bir hikayeye doğru gidiyor ve insanlar arasında söylentiler başlıyor. Yine de Emily eşinin başladığı işi bitirme konusunda kararlı ve 1883'te bu köprüyü tamamlıyor. Peki tamamladıktan sonra ne oluyor? İnsanlar bu köprüden geçmek istemiyorlar. Çünkü bir şekilde bu karanlık hikaye insanların arasında dolaşmış, güven duymuyorlar, geçilip geçilmeyeceğinden emin değiller. İnsanları taşıyacağından, sağlam olduğundan ve bu köprüden geçerse kimsenin ölmeyeceğinden emin olmaları için köprüden filler geçirtiliyor. Öyle düşünün. Filler geçtikten sonra insanlar da geçmeye başlıyor. Peki rakamlar nedir diye merak edip baktım ben. Acaba bu köprüden ne kadar insan ve araç geçiyor? Köprü üzerinden günlük ortalama 116 bin araç, 30 bin yaya ve 3 bin bisikletle geçiyormuş. Rakamlar ilk etapta insanı böyle bir şaşırtıyor. Vay diyorsun, ne kadar yoğun bir trafiği var. Fakat şöyle Google'da bir aradım. 2023 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günlük 240 bin araç geçiyormuş. Evet, güzel bir gün batımına doğru yürüyorum. Tabii güneş nerede batıyor? Manhattan tarafında, yani o binaların arkasında. Burada gökdelenleri görmek için bu yakadan karşıya bakmak güzel. Ama şuradan oraya bir de güneş vursaydı çok güzel olacaktı. Time Out Market'in içine girdim, üst kata çıktım. Daha sonra teras katına çıktım. Genel ruhunu ve enerjisini kendi gözümle göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi farklı farklı yiyecek içecek alanları, bar vesaire var. Burası da terası. Terasa çıktığınızda güzel bir manzaraya karşı oturup bir şeyler içip yiyebilirsiniz. Tabii kendinize masa sandalye bulabilirsiniz. Biraz kapış durumu var sanki. Sanıyorum insanlar işten çıkıyorlar, burada sosyalleşip evlerine gidiyorlar. Genelde böyle arkadaş grupları ve özellikle işten çıkmış gibi görünen arkadaş grupları var. Belli ki popüler bir yer ama keyifli gözüküyor. Bu arada şey enteresan, az önce burada drone uçuyordu. Manhattan tarafında drone uçurmak yasak ama Brooklyn'de drone ile çekim yapabiliyorsunuz. Kanunlar farklı. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü siz abone oldukça, beğendikçe, paylaştıkça ve yorum yaptıkça bu kanal büyüyecek. Hadi lütfen pamuk eller abone. Yeni bir gün. Yine sokaklara attım kendimi. Şimdi bugün nereye gidiyorum? Güne nasıl başlayacağım biliyor musunuz? Ben New York Halk Kütüphanesi'nin önünden o kadar çok gelip geçtim ki New York'a ne zaman gelsem. Çünkü çok merkezinde Manhattan'ın ve oldukça hareketli bir yerde, turistik bir noktada. Çok da güzel bir bina. Ama içine bir türlü girememiştim. Merak ediyorum, içine girmek istiyorum. Çünkü bu kütüphane Amerika'nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük kütüphanesi ve mimari olarak da çok güzel. İnanılmaz geniş bir koleksiyonu var. Hemen arka bahçesi Bryant Park gibi diyebiliriz. Oraya çok gelip gittim. Her mevsim ayrı keyiflidir. Buz pateni vardır kışın. Yazın işte tiyatro sahnesi, müzik vesaire. Kafeler çok güzel bir yaşam alanı. Şimdi kütüphanenin önüne geldim. Girişte iki tane aslan var. Resmi isimleri olmasa da cesur ve sabır isimlerini vermişler bu aslanlara. Amerika'nın en büyük mermer binasıymış bu arada mimari olarak. Şöyle bir bakayım ya, buradan nasıl gözüküyormuş 5. cadde. Merdivenlerde oturup etrafı seyredenler oluyor çünkü. Neyi seyrediyorlar diye merak ettim. İlginç. Şu
Şimdi sıra var. İnsanların arasına girmeden şu döner kapıdan geçmeye çalışacağım ama çok kalabalık. Birazcık daha erken gelsem daha boş halini belki görürüm ama çok hareketli. Girenler, çıkanlar falan filan. Sürmüş. Mimarlar sadece binanın dışını tasarlamamışlar. İçindeki işte oturulacak bankları, masaları, aydınlatmaları her şey ince ince tasarlanmış. İçeride çok güzel bir okuma odası var. Ana okuma odası ama orada bir güvenlik görevlisi var ve neden geldiğini soruyor. Yani gerçekten orada bir araştırma için, okuma için mi geldin? Yoksa turistin ziyaret edip görmek mi istiyorsun? Tabii ki doğruyu söyledik ve dedi ki turlar hakkında bilgi al, turla gezebilirsin. Buraya visitor almıyoruz dedi. Giremezsin dedi. Uzaktan çekebilir miyiz? Şurada bir bant var, arkasından çekebilirsin. Ama üçüncü kattaki bu ana okuma ve bağışçı okuma salonları dışında farklı farklı toplantı odaları, ücretsiz etkinlikler, aynı zamanda ücretsiz İngilizce dersler alınabiliyor. Tabii kendinize yer bulabilirsiniz. Sergiler yapılıyor. İçerideki yine ücretsiz bir sergi de vardı. Şimdi Bryant Park'ın içinde yürüyorum. Bu parkın altı kütüphanenin deposu olarak kurgulanmış. Ne demek istiyorum? Şu anda milyonlarca kitabın üzerinde yürüyoruz. Hem de hangi değerlerde olduğunu bilmiyoruz. Yangına karşı, işte her türlü iklim koşuluna karşı iklimlendirmesi iyi programlanmış, yangına karşı riskleri, önlemleri alınmış bir kitap deposunun üstüne park kurgulanmış ya da parkın altına depo kurulmuş. Artık hangisi önce sonra bilmiyorum. Şeye bir bakmıştım, acaba burada ilginç bilgiler içinde vardı, en çok hangi kitaplar alınıyor, okunuyor diye. Üçüncü sırada George Orwell'ın 1984'ü varmış. Birinci ve ikinci sırada ne var derseniz şöyle bırakıyorum. Sabah ziyaretimi yaptım kütüphaneye, gidip bir kahvaltı edeyim ve günün kalanını planlayayım istiyorum. Amerika'da dev bir kıtaya kurulmuş bir ülke, New York City'desiniz, dev bir coğrafya. Gezip görmek istediğiniz her şeyi birkaç günde bir araya getirmeniz neredeyse imkansız. O yüzden böyle haritayı elinize alın, önünüzü açın, bir bakın, mesafelere bakın. Çünkü mesafeler de oldukça uzak, yürüdüğünüzde de, metro, otobüs aktardığınızda da. O yüzden günlerinizi iyi planlamanız gerekiyor. Birbirine yakın noktaları aynı güne koyduğunuzda ve o bölgedeki yeme içme tavsiyelerini aynı güne koyduğunuzda bir parça New York'u çok yorulmadan daha kontrollü bir şekilde deneyimleme şansınız olabilir. Kısıtlı gündeyseniz en ikonik noktalara hızlı geçişler yapabilirsiniz. Yok diyorsanız ki hayır ben bu bölgede duracağım, öyle sokaklarına karışacağım, önerilen mekanlarına bakacağım, yiyeceğim içeceğim. O zaman ayrı bir kurgunun içindesiniz demektir. Dolayısıyla kendi gezinizi kendiniz yaratmalısınız çünkü her şeye yetişmek imkansız. Haftalarca, aylarca anlatacak, gösterecek şey var sadece Manhattan'da bile bence. Ben mikrofonu takıp size derdimi anlatana kadar kuyruk bitti, sıra bana geldi ama şey demek istiyordum. Aslında New York'ta sokaklarda dolaşırken en çok rastlayacağınız şey her an bir binanın önünde, herhangi bir küçük restoranın önünde, her yerde, kitapçıda uzun kuyruklar görebiliyorsunuz. Tuhaf bir şekilde biri dikilmeye başlasa herkes peşine takılacakmış gibi geliyor bana. Bazen ne bekliyorlar acaba diye bakıyorum. Bir şey de görmüyorum. Mesela kapalı bir kapının önünde insanlar bekliyor upuzun kuyruklar. Yani az önce burada da vardı. Neyse benim kuyruğumun amacı çok belli. Yiyecek içecek almak için buradayım. Ama açıkçası ben o kadar saatlerce, metrelerce bir kuyrukta bekleyemem. Yani acımdan ölürüm daha iyi. Hiç benim fıtratımda ayakta dikilip kuyruk beklemek yok. Hah, kuyruk oldu ben konuşurken. Bak oluyor. We'll be right back.
Şimdi Williamsburg tarafına geçtik. İlk trenden indiğimde bir şok oldum, nereye indik diye, ama sonra sokaklardan böyle sahile doğru yaklaşırken keyifli olmaya başladı. Bu arada karşıya bir bakmak istiyorum. Cadılar Bayramı zamanı Amerika'da her zaman coşku artıyor, partiler de artıyor, etkinlikler artıyor. Hatta birkaç tane internette parti ilanı vardı, bilet satışı vardı, onlara baktım. Geçen seneki partiden görüntüler de vardı bu arada. Nasıl bir parti? Manyak kostümler, çok eğleniyorlar. Şöyle bir yorum yaptım. Hani bizde de sosyalleşmek var, buluşuluyor, yeniliyor, içiliyor, ama Amerikalılar bir şekilde işi köpürtmeyi ve eğlenmeyi çok iyi biliyorlar. Partilemeyi de iyi biliyorlar bence. Gerçekten gülüp eğleniyorlar, yiyip içiyorlar, dans ediyorlar. Biz sosyalleşirken bile bir süre sonra o masa ağlak bir masaya dönüşüyor. Dertler, tasalar ortaya dökülüyor, müzikler falan. Meyhane kültürü. İşte kültür farkı böyle bir şey diye düşünüyorum. Biz onlar gibi eğlenmiyoruz. Çok cazibeli. Turuncunun enerjisi böyle bıcırı bıcırı. Tövbe ya Rabbim, yılan gibi. Baksana. Williamsburg'da suyun kenarına doğru yaklaştım. Burada Domino Park var. Domino Park yeşil bir yürüyüş alanı ve buranın kuralları var. Ama önce şundan bahsedeceğim. Bakın, yetişkin için, çocuk için, bu da köpek için. Gördünüz mü? Su içme, ücretsiz. Gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5 sokak boyunca, cadde boyunca gidiyor bloklarca. Kurallar sabah 6-11 arası diyor. Açık ve seçik bir şekilde alkol, aynı zamanda sigara ya da drug kullanımı yasaktır. Aynı zamanda grill yapamazsınız, ateş yakamazsınız, yemek pişiremezsiniz. Efendime söyleyeyim, balık avlayamazsınız gibi 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 kuralları var. Domino Park ismini tam da buradaki bu eski fabrikadan alıyor. Bu alan daha sonra dönüştürülmüş ve bir park alanı, bir yaşam alanına dönmüş aslında. Bir yandan da böyle enteresan, karşıya geçip buradan böylece bakıyorsunuz. Uzaklarda aslında Manhattan'ın ve New York'un simgesel binaların hepsini neredeyse görebiliyorum. Şu bir tane tin building denen bir şey var, böyle incecik uzuncuk. O acaba şu mu diye merak ediyorum. Empire State'i görebiliyorum. Şu şezlonglardan birinde ben de uzanabilirim. Boş yok ama. Bir tane var, o da çok güneş altı ya. Şöyle ağaç altı lazım. Ne güzel güneşleniyorlar. Bazıları çimenlerde, bazıları şezlonglarda. Keyifli. Yürüyüş yapanlar. Köpeğini gezdirenler. Bayağı tatlı, böyle bir plaj havası var burada. Üstelik de Manhattan manzarasına karşı bir plajdasın. Bu tarafa geçmek benim hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Ben de ilk kez geçiyorum ve o Manhattan'ın görüntüsü, oradaki ruh bambaşka, burası bambaşka. New York'ta ilk kez yokuş görüyorum. O kadar düz ki bu şehir. Sahilden hemen bir arka sokağa geldiğimizde gördüğüm genel resim bana oldukça farklı bir enerji veriyor. Gerçekten bu tarafın yapılaşması çok farklı. Daha alçak evler, geniş sokaklar. Hatta ilk etapta Los Angeles'taki sokak aralarında gezme hissini verdi. Çünkü Los Angeles'ta da böyle bir yerleşik, tek bir merkezi durum yoktur. Dağınıktır. İşte böyle daha alçaktır binalar falan. Alanlar geniştir, birbirine uzaktır. Biraz o his var. Manhattan'dan bayağı zıt. Böyle aralara girdikçe farklı kafeler görebiliyorsunuz. Birazcık kafelere bakalım, ama bu arada duvar resimleri, binalar üzerindeki resimler, grafitiler de oldukça dikkat çekici. Ben şu an dolaştığım sokaktan çok keyif alıyorum mesela. Hemen yan komşusu bir şarap dükkanı. Burada acayip güzel bir çiçek dükkanı var ve hani çiçek ve her şeyle ilgili aksesuar. Şurada ne var? Pasta yazıyor. Ne bu, taze makarnacı falan olabilir. Takılar, aksesuarlar, el yapımı seramikler olan küçük bir dükkan. Fakat fiyatlar inanılmaz pahalı. Yani 1200 dolara bir gümüş yüzük mesela beğendim, 1200 dolar. Ay dedim, ne kadar güzel ama bana sanki büyük oldu falan. Hop, attığım gibi nasıl çıktığımı bilemedim dükkandan. Böyle bu sokak boyunca hakikaten tatlış tatlış mekanlar var. Ta bakayım şöyle bir. Tatlı da bir bar varmış burada. Köşeyi döner dönmez böyle güzel tatlış bir dondurmacı. Hatta birkaç tane de masası var. Brooklyn denim diyor. Taylor Sears. Aa, terzi. Aynı zamanda kafe.
çok tatlı ya. Ben her gördüğüm dükkana bu yorum yapıyorum. Çok sevdim, tatlıymış, aman da ne hoşmuş falan diye. Her yer Brezilya bayrağı oldu. Bir anda memleket değişti. Ben bu sokakların ismine, caddelerin isimlerine hiç bakmıyorum ama sadece şunu söyleyebilirim ki o şeyden parkın hemen arka paraleli ya da parkı kesen sokaklar boyunca giriyorum, çıkıyorum, dolaşıyorum. Tarif bu. Williamsburg'a gelin, bu tarafa geçin, sokaklarına karışıp dolaşın. Ben bunu yaptığım için çok mutluyum şu anda. İyi ki geçmişim çünkü her şeyin havası değişti. Sevdim buraları. Hasmı toplayamıyorum. Siparişim kadar iyi beklemiyordum. O yüzden mahalle barında takılmak en iyisi şekerim. Hiç Manhattan'a geçmeyeceğiz artık. Biz hep buralarda takılacağız. Aslında ben nereye gidiyordum biliyor musunuz? Williamsburg'da bir otelin roof'u yani o terasından Manhattan manzaralı bir bara götürecektim sizi. Çünkü o bar tavsiye edilen barlar arasındaydı. Ama ne diyoruz? Kendi yolumuzu çiziyoruz. İçimizin, aklımızın, kalbimizin götürdüğü yere, ayaklarımızın götürdüğü yere gidiyoruz ve keşfediyoruz. Bugün de burayı keşfettik. Ama merak edenlere şuraya o şeyi barı da bırakayım. Çünkü en iyilerden biri seçilmiş. Aman da aman, yine bir tane ikonik binanın önüne gelmişiz ama neymiş, bakımda onarımdaymış da en güzel halini görememişiz. Zaten demek ki sabah da gelmek gerekiyormuş, gün batımı ışığı ona vurmuyor. Neden bahsediyorum? Arkamda gördüğünüz Flatiron binasından bahsediyorum. 1902 yılından beri ayakta ama nasıl ayakta? İşte böyle baka baka. Binanın şekli aslında yukarıdan bakınca daha iyi görünüyor ki birçok fotoğrafta vardır. Böyle üçgen bir ütünün tabanı gibi gözüküyor. O yüzden Flatiron. Bölgenin ismi de aslında aynı. 22 katlı ve neredeyse 87 metre yüksekliğinde dünyanın en ikonik gökdelenlerinden biri, aynı zamanda New York'un da simge binalarından. Bunu da zaten 1989'da ulusal simgesel yapılar arasına kaydetmişler, bayağı tescillemişler. Bu binanın şöyle enteresan bir şey var, çelik destekleri varmış dış tarafında. Bunun nedeni rüzgara dayanıklı olması yüksek bina olarak. Çünkü yapıldığı yıl New York'un en yüksek binası, en yüksek gökdeleniymiş. Şimdi çok çok daha yüksekleri var ama yine de ikonik binalar arasında ve fotoğraf severler için vazgeçilmez, dimdik ayakta duruyor. Kendimizi sokaklara attık. Arkamda gördüğünüz parkı merak ederek geldim. İlk nerede gördüm? High Line'da yürürken uzaktan bu betonları görmüştüm ve dedim ki suyun içinden çıkan çiçekler gibi görünüyor. O nedir? Gerçekten de bu beton saksılar lale şeklindeymiş. Yani lale formu olarak tasarlanmış. Burası gerçekten de bir tasarım park. Ödül de almış. Ne zaman tasarlanmış? Sandy kasırgasında yıkılan iskelenin yerine halka açık bir park yapmışlar ve tasarım ödülü almış. Önünde böyle yukarıdan çekilmiş fotoğraflarını görmüştüm. Bir amfiteyatro gibi bir alan var. Dedim ki burada acaba ne yapılıyor? Gösterimi var, konser mi var? Hepsi bir yana, herhangi birini yakalamazsanız güzel bir gün batımı varmış. Şimdi tabii erken bir saat, gün batımı görmeyeceğiz ama gelin biraz içinde dolaşalım, nasıl göründüğüne bakalım. Karşı taraf New Jersey, Hudson nehrinin de kıyısındayız. Burası New York'taki parklardan biri, Little Island diye geçiyordu. Evet, küçük ada gibi. Chelsea Park'a da çok yakın, High Line'a çok yakın. Yine hala Manhattan'ın içindeyiz ama biraz daha aşağılara indik. Yürüme kalkamıyorum şu an.
hissiyat çok korkunç. Kafanın üstüne devril çekmiş gibi oluyorsun. Aman abone ol, like et. Allah Allah Allah. Burada karşı tarafta güzel bir kızıllık ve gün batımı fotoğrafları gördüm. Eğer akşam üzeri buralardaysanız bir gelin bakın bakalım gün nasıl batıyormuş. Whitney Müze. Gerçekten merak ettiğim müzelerden biriydi. Ama videolarda artık müze göstermiyorum. Onun dışında burada bir İkinci Dünya Savaşı falan da görmüş bir şey var. Uçak gemisinden dönüştürülmüş bir müze vardı. Böyle havacılığa, denizciliğe meraklıysanız farklı uçakları, denizaltıları, savaş gemilerini falan göreceğiniz Cesur isimli bir müze var mesela. Bence ona da bakabilirsiniz. Hudson Nehri'nden biraz içeri girdim. Yine mahalle keşfine çıktım. Çünkü bunu seviyorum. Dediğim gibi sokaklarda dolaşınca keşfediyorsun. Greenwich Village taraflarındayım. Aslında sokaklar çok keyifli. Bir yandan da böyle Cadılar Bayramı zamanı evleri süslemeye başlamışlar. O da çok güzel. Kafeler, tatlı tatlı mekanlar keşfediyoruz. Yağmurlu bir New York gününe yine denk geldim. Böyle bayağı sisli puslu, gökdelenlerin yarısına kadar sis var. Ara ara atıyor, ara ara hızlanıyor, iniyor derken ne yapıyorsunuz? Kendinizi kapalı alanlara atmaya başlıyorsunuz. Ben şu an Rockefeller Center'ın alt katındaki yeme içme ve mağazaların olduğu alandayım. Birkaç gün öncesinden bilet bulursanız Top of the Rock yukarı çıkıyorsunuz ve New York manzarasını, Empire State falan görebiliyorsunuz. Onu görmek istiyordum. Geldiğim günlerde bilet yoktu. Bilet alayım diye geldim, yağmurlu günlere denk geldim. O yüzden her iki şekilde de yapamamış oldum bu gökyüzü olayını. Ama size bilgi vereyim, kişi başı standart bilet $40, 15 artı veriyorsunuz gün batımı isterseniz. Yani $55 geliyor. Bu arada şunu gördüğüm için durdum bir dakika. Lady M. Burası sanıyorum onun küçük bir dükkanı. Asıl Bryant Park'ın oradaydı. Böyle krepten pastalar yapıyorlarmış. Güzel bir masalı falan halini bulsam da bir dilim yesem, duygu düşüncelerimi sizinle paylaşsam. Acaba krepten kat kat yapılmış bir pasta nasıl oluyor? Bu arada enteresan böyle keyifli güzel mekanlar var yeme içmeyle ilgili burada da. Hiç de Rockefeller'ın altındaki yerlere bakmak aklıma gelmemişti. İyi ki yağmur yağmış da keşfediyorum. Baktım içeride insan var mı diye. Amazon Go gördüm de şöyle bir içeri baktım. Bizde Amazon Go yok ama Amazon'u olup da yani o app uygulaması olan orada kredi kartınız tanımlı, orada bir hesabınız var. Gelip burada okutup içeri giriyorsunuz. Alışverişi yapmaya başlıyorsunuz. Aldıkça sizin hesabınızdan düşüyor gibi düşünün. İnsansız alışveriş noktası. Ama sonuç olarak çalışan yok, kasiyer yok. Her şeyi kendiniz giriyorsunuz, alıyorsunuz, ödüyorsunuz, çıkıyorsunuz. Benim bir alışveriş ihtiyacım yok. Bilgi amaçlı girdik. Ne alayım? Çiklet alsaydım. Böyle
öyle bir yasemin kokusu sardı ki burayı şu an inanamazsınız. ADM'e geldim. Burası Bright Park'ın yanında olan. Fakat enteresan bir şey var. Kapıda bir görevli duruyor. Oturarak mı yiyeceksiniz yoksa takeaway elinize alıp gidecek misiniz diye soruyor. İçerideki uygunluğa göre sizi içeri alıyor. Öyle kafanıza göre girmiyorsunuz. Masanız ayarlanıyor. Böyle içerisi oldukça sade dekorasyonlu. Çok yumuşak müzik çalıyor. Şimdi ben çok güzel kokan bir yasemin çayı söyledim. Gri ve yağmurlu bir New York günü için kendime keyifli bir köşe bulduğumu düşünüyorum. Tam da vitrine koydular bizi. Gelen geçen bakıyor ama. Şimdi buranın olayı ne biliyor musunuz? El yapımı incecik krepler var kat kat kat. 20 kat krebin arasına hangi tür pastayı istiyorsanız onun malzemesi konuyor. Pasta kreması konuyor, isterseniz farklı meyveler, işte mesela benimki pikan cevizli. Bu klasik imzası olan sadece krep ve kremadan oluşuyor. O yüzden ikisine tadına bakacağım. Bakalım nasıl hissettiriyor. Çok keyif aldım. Şu an aldığım lokma beni mest etti. Şunu da bir tadına bakmak istiyorum. Pasta kreması seviyorsanız bu o. O bana mesela daha yağlı hissi veriyor. Ama cevizli olanı hani bana daha uygun. Çayım hepsinden güzel. Kapalı mekanlarda geçire geçire gidiyoruz. Yemek için kendimize nereye gitsek diye bakınırken aklıma geldi birden. Dedim ki Amerika'nın en meşhur yemeği aslında fast food arasında ama popüler olan ne? Tam aslında New York usulü pizza. Pizza deyince aklımıza İtalya geliyor evet ama İtalya'dan Napoli'den Amerika'ya gelmiş bir pizzacı var ki Lombardi. Lombardi'nin yerine geldik aslında, Lombardi's. Soho'nun yakını Noho diye geçen mahallelerdeyiz aslında. Siparişlerimiz de geliyor, hoppa. Ben aldım. Burası aslında bir esnaf lokantasına benziyor. Şuradan anlatayım size, bakın. Böyle dışarıda bak, masa örtüsüne bak, böyle naylonlu falan. 1905 yılından beri burası bir pizzacı ve Amerika'nın ilk pizzacısı diye geçiyor. Buranın sahibi, kurucusu bir İtalyan, göçmen bir İtalyan olarak Napoli'den geliyor. New York usulü pizzayı yaratıyor. Bu ne demek? İtalya'da pizzalar daha küçük ve yuvarlak, hatta el tezgahlarına satılırmış ilk çıktığı yıllarda. Orada aslında bir fırıncı olan Lombardi o işi öğreniyor ve geliyor burada bir dükkan açıyor ama Amerikan usulü, New York usulü, yani büyük hamurlar açılıyor, dilimler halinde kesiyor, katlanıp yenebilecek, hemen ele alıp gidecekleri pizzalar yaratıyor. Bunu neyle yaratıyor? Çok iyi bir güzel lezzetli hamur, kömür ateşinde pişen domates soslu, yağlı mozzarellalı ve taze fesleğenli pizzalar yaratıyor. Şimdi bunu görünce aslında 4 kişi bu iki pizzayla çok rahat doyar. Boyutlar büyük gördüğünüz gibi. Peki bunun fiyatı ne derseniz? Şunun bir tanesi 28, bir tanesi 30 dolar. Çıtır ve kıtır. Tadamıyorum, o kadar sıcak ki. Ama güzel kokuyor. Burada domates sosu çok yoğun, vıcır vıcır bütün malzemeler üstünde. O kadar soslu ki ekmek ıslanmış durumda. Yedik içtik çok şükür. Şimdi yorum saati. Gerçekten odun ateşi. Çıtır çıtır belli yani. O bir elektrikli fırında pişmemiş. Rendelenmiş bayağı taze domates sosu var. Bol kepçe mozzarella konmuş. Malzemesi bol bir pizzaydı. Yanına parmesan mutlaka getiriyorlar. Bol kepçe canın istediğin kadar döküyorsun. Bu taraflar güzel olan. Benim yediğim en iyi pizza listesine ilk üçe girmez mesela. Çok domates sosu var. Domates sosu da hamuru ıslatmış ve ben ıslak hamur yemekten hiç hoşlanmam. Hatta ben mesela İskender yemem. Hani fiyat performans. Evet, popüler. Geldik. Yedik, içtik, gördük ama daha iyilerini yedim. Genel değerlendirmem böyle. Amerika'da bahşişler %18'den başlıyor. Aşağısında bir bahşiş verirseniz, Türkiye alışkanlığıyla %10 gibi, bir anda hiç ummadığınız bir anda bir garsondan fırça yiyebilirsiniz. Neyimi beğenmedin, neden bu kadar az bahşiş verdin, neden böyle filan diye. Komşularımı çok sevdim, yükseldim konuya. New York'ta yine renkli bir gün. 5. caddenin kesen sokaklarında böyle kortejler hazırlanıyor. Kendileriyle ilgili, kültürleriyle ilgili işte danslar, gösteriler, müzikler, yürüyüşler, işte anonslar, bir sürü bir curcuna alıyor. Biz ilk geldiğimiz hafta da Polonya yürüyüşü vardı.
Birazdan başlayacak. Bakalım ne olacak? Biz de şöyle bir ara sokağa girdik. Merak ettik nasıl görünüyorlar diye. İşte böyle hazırlanıyorlar. Sokaklarda gezerken şunu fark ettim ki New York'un tarihinden hiç bahsetmemişim aslında. Burası 1615 yılında Hollandalılar tarafından ilk kez ele geçiriliyor. Manhattan Adası'ndan bahsediyorum. İlk geldiklerinde bu adayı yerlilerden rivayet o ki $25 değerinde boncuğa satın alıyorlar. Ama Wikipedia diyor ki $1000 satın alındı. Nereden bakarsanız bakın 3 kuruşa Manhattan Adası'nı satın almışlar. Hollandalılar buraya New Amsterdam ismini veriyor. Sonra İngilizlerin eline geçince New York ismini alıyor. Bağımsızlığı sonrası ismini değiştirmiyor. 2 yılda başkentlik yapmış. Peki bugün gördüğümüz New York'un şehir yerleşimi ve bu nüfusun ancak sığabildiği gökdelenler ne zaman ortaya çıkıyor? 19. yüzyıldaki büyük göç dalgasıyla. Göç edip buraya gelenler ilk kez Ellis Adası'na tutuluyorlar ve o körfeze girdiklerinde ilk karşılaştıkları şey Özgürlük Heykeli. Özgürlük Heykeli hem New York'un hem Amerika'nın çok önemli bir simgesi. Eğer onu da biraz daha yakından göreyim derseniz daha aşağıda Manhattan'ın güney noktasında feribotlar var. Oraya hareket ediyor. Ben bunu tercih etmedim ama merak edenler için hem Ellis Adası'nı, oradaki müze ya da Özgürlük Heykeli'ni yakından biraz daha yaklaşarak görebilirsiniz. Özgürlüğün simgesi, meşalesi ve kafasında bir tacı var biliyorsunuz. O tacın da üzerinde 7 pencere varmış. O 7 pencere 7 kıtayı ve 7 denizi anlatıyor diyorlar. Günlerden pazar ve ben pazar gezmeye karar verdim. Biraz tatlı serinlik var. Gördüğünüz gibi etrafta bir pazar günü cıvıltısı kalabalığı. İnsanlar spor yapıyor, kafelerde arkadaşlarıyla buluşuyor filan filan. Şimdi benim gideceğim market yani pazar bir bit pazarı aslında. New York'ta bolca bulunabiliyor. Özellikle hafta sonları. Central Park'ın batı tarafında ortalarda bir yere geldim. Daha yukarı Manhattan'a doğru devam ediyorum. Grand Bazaar diye geçiyor. En büyük bit pazarı burası galiba diye düşünüyorum. Pazarın tezgahları daha caddeden itibaren başladı. Ara sokaklara gireceğiz diye düşünürken merak ediyorum. Ben oldum olası böyle vintage ürünler, bu tür pazarlara gittiğim şehirlerde varsa gezmeyi çok seviyorum. Berlin'de çok güzel örnekleri vardır. Londra'da da çok iyidir. Bu pazarı ben kimden duydum, neden gidiyorum? Bizim burada yaşayan arkadaşlarımız var. İstanbul'da yaşadıkları dönemde birlikte işle yaptığımız, çok da sevdiğimiz Süha var burada ve eşi Beyza var. Pazar alanı bayağı bir şeye kurulmuş. Okulun bahçesi nedir? Nedir burası? New York'un sesi bitmiyor ya. Sireni bitmiyor. Bir de enteresan bir şey var. Gerçekten ses çok yüksek bir şehir burası. İnsanların da enerjisi ve konuşması, harareti çok yüksek. Bir mekana gittiğinizde parklarda falan da öyle. Yani gülmeleri çok yüksek, birbirleriyle eğlenip sohbet etmeleri çok yüksek. Öyle yani. İşte pazar şu anda pazara döndü be. Zeytin var, turşu var. Şaşırdım. Ayakkabılara, tişörtlere boyamalar yapmış. Aynı zamanda şeyler de var. Kanvaslara da alıp çerçeveleyebiliyorsun. İğrenç naylonlu bir sabahlık giy, böyle elektriklenirsin. $35 bu. Takılar, tokalar, camlar. Bir şey söyleyeceğim ama burası acayip düzenli ve düzgün bir versiyon. Yani standların kendi içindeki teşhirleri de çok düzgün, mağaza gibi. Perspektif ve bu alana yayılmaları da çok güzel. Her böyle bit pazarı, ikinci el pazarı bu kadar böyle şey olmuyor, steril ve düzgün olmuyor, onu söyleyebilirim. Burası biraz sosyetik galiba. El sallayacağım. Konuşmayacak ama bize el sallar değil mi? El sallarsın. Diyor ki yüz konuşmayalım ya şeklinde.
çekimsel arkadaşlarım. Hiç öyle değillerdir ama kamerada diyor. Ama esallattık. Bu arada Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Vertigo Vintage. Amerika'daki bu bit pazarlarında sanatçıların, tasarımcıların da çıktığı bazı pazarlarda filan böyle ünlülere filan rastlamak çok da şey değil, istisnai bir durum değil. Her an karşımıza bir ünlü çıkabilir. Belki bugün çıkar mesela. Tıkır tıkır donduğum bir New York akşamı başlamak üzere. Gerçekten soğuk soğuk esiyor. Böyle Hudson'dan haşır haşır geliyor. Burası Hudson olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi ben Tribeca'dayım. Aslında burası Soho'ya da komşu. Bir tarafı da Hudson Nehri. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle ünlülerin biraz popüler olarak yaşadığı semt olmaya başlamıştı. Burada böyle canlı, hareketli bir hayat da var. Şimdi ben bu akşam neden bu üfür üfür yere geldim? Arkamda gördüğünüz otelin altında bir caz var. Caz barın olayı ne? Yeraltı bir caz kulübü olarak yapılmış, tasarlanmış. O yüzden New York'tayken caz dinlemeden geri dönmeyelim dedik. Çünkü caz deyince dünyadaki şehirler içinde New Orleans, Chicago ve tabii ki New York öne çıkan isimler. New York'ta da çok iyi caz dinlendiği her zaman söylenir. İyi caz kulüpleri vardır denir. Bunlar içinde çok eski ve klasik olanlar olduğu gibi yeni olanlar da var. Bu arkamda otelin içine gireceğimde sanıyorum yenilerden haftanın 7 günü caz var. Yeme içme dahil. Deneyimden sonra eğer beğendiysem işte size şeyi bırakırım. Web sitesini, Instagram'ını falan aşağı bırakırım. Beğenmediysem bırakmam. Bu akşamın olayı bu. Tanımıyorum, tanışacağız. Şıkır şıkır, fıkır fıkır bir meydan. Rengarenk ama bu rengi sağlayan bu ilan, reklam panoları, bu aydınlık ekranlar değil. Dünyanın her yerinden buraya gelen turistler, onların enerjisi ve renkliliği bu meydanı inanılmaz ilginç kılıyor. Sadece şurada merdivenlerde oturup insanları izlemek bence bu meydanın yapılası en güzel eylemi. Burası eskiden at borsasına ev sahipliği yapan büyük bir göklerine sahipken şimdilerde tiyatrolara ev sahipliği yapıyor. Pek çok farklı tiyatro gün boyu ve gece boyunca Broadway şovlarını sergilemeye devam ediyor. 500 koltuk kapasiteli olanlar Broadway şov olurken daha düşük koltuk kapasitesi olanlar Off-Broadway olarak anılıyor. Fiyatlar oldukça yüksek ama gün içinde anlık son dakika biletleriyle o günün sürprizi uygun fiyatlı güzel bir şov yakalanabiliyor. Gelin biraz kalabalığa karışalım. Bir başka şehirde başka renklerin peşine düşeceğiz ama şimdilik Times Square'den size hoşça kalın diyorum. Yeniden görüşeceğiz.